yeni bir günden günaydın. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün hastanedeyiz. İlk günümüz. Dün gece geldik. Hostele yerleştik. Kapsül hostel gibi. Gayet güzel. Şu an hastalığımız hemen hemen düzelmek üzere. Enerjimiz iyi. Hava sıcak. Gelin beraber hastaneye keşfedelim. Hastane nasıl bir yer? Bizim ilk izlenimimiz olarak güzel bir yer arkadaşlar. Her yerde ağaç var. Her yerde ağaç var. Yani mükemmel bu konuda ya hastane. Karım da ilk defa bir şehri bu kadar çok beğendiğini gördü. Normalde yok güzel değil falan filan diyordu bazı gezdiğimiz şehirler de. Bu şehir güzel. Etrafta her yerde ağaç var ya. Yeşillik severiz yavrum, yeşillik severiz. Bir de böyle temiz bir şehir yani diğer yerlere gittiğimize göre. Gördüğümüz en temiz yer şeydi, Taşkent'ti. Taşkent, Semerkant, aynen Buhara da temizdi. Özbekistan genel itibariyle temizdi. Burada da sadece yaprak pislikleri var. Onlar da pislik değil. Yani. Aynen onlar çok normal. Gayet güzel. Bakalım geziyoruz. Benim telefonum bozulmuştu. Onu telefoncuya verdik. Yaparım İnşallah falan dedi değil mi? İnşallah bakalım. Hadi hep beraber şimdi şehri keşfedelim. Buranın meşhur bir caddesi var. Hani İstanbul Taksim Beyoğlu gibi düşünebilirsiniz. Tabi biraz küçüğü. Oraya doğru gidiyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Karımın istediği poğaçadan bulduk. Bir de ayran. Aynen. Burada ayran içtim. Galiba ilk defa ayrana denk geldik değil mi Türk devletlerinde? Yok burada ayran yok. Araba yeşil yanıyor ama geçiyor. Allah bana ne? Bakın plakası da bu. Taksi. Bazıları çok dikkat ediyor trafiğe. Bazıları da etmiyor yani. Tam ortası yok arkadaşlar. Kesin dikkat ediyor diyemiyorum. Kesin etmiyor da diyemiyorum. Ama genelde duruyorlar. Hani Kosova'daki gibi gözün kapalı geçmeye kalksan geçemezsin. Sıkıntı. Arkamızdan şehri görüyorsunuzdur zaten. Ya şehir çok güzel arkadaşlar. Hani işte milyonun üstünde yani milyonlarca ağaç varmış bu şehirde. Bu bir önceki videoda da bahsetmiştik. Mesela Sovyetlerin bazı şeylerini sevmiyoruz ama bazı şeylerini de çok seviyoruz. Caddeler çok geniş. Araba yolları çok geniş. Her yerde şehrin yani adımbaşı park var ya adımbaşı park var. Veya mesela buraya dükkan yapılacak, mağaza yapılacak diye ağaçlar hiç kesmemişler. Geriye yapmışlar. Yani o ünlü markaların önünde bile ağaçlar duruyor. Çok da güzel aynen, olmuş. Aynen ismini kapatıyor ama kimse için sorun değil. Yani bu konuda takdir ediyorum Kazakistan. Ya bu eski Sovyet şehri olduğu için bir de Rusların doğudaki kendi Sovyet bloğundaki doğudaki en önemli şehirlerinden biriymiş. Zaten burası eskiden Kazakistan'ın başkentiydi. Sonradan Almaty'ye Astana, Nur Sultan olarak başkentlerini değiştiriyorlar. Güzel Sovyet binaları var. Evler o kadar güzel değil ama şeyler güzel arkadaşlar ya. Böyle ilginç yapılar var. Atıyorum tiyatro. Nasıl söyleyeyim? Ya böyle hani kültür için kullanılan yapılar gayet güzel. Ama normal binalar çok güzel değil. Binalar çok böyle bildiğiniz... Çok kasvetli bence. Çok sıkışık tepişik. Herkes bir arada yaşıyor. Tuhaf yani. Eski püskü. Bence güzel değil. Hapishane gibi duruyor evleri. Aynen. Ama normal diğer yapıları güzel. Hani devlet şeyinde kullanılan mı diyeyim artık ne denir ona? Tiyatro tarzı şeylerinde falan kullanılan yapılar gayet güzel. Şu caddeye baksanıza. Yani şehrin içinde iki şeritli, üç şeritli yollar var. Ve bütün hemen hemen istisnasız yani sokak araları haricinde her yer böyle ya. Bu konuda çok iyi yapmışlar ya. Bu Sovyetleri bu konuda tebrik ederim ya. Ve düzen. Bu çölün ortasında yemyeşil yer yapmışlar adamlar ya. Helal olsun valla. Biz biraz keşfedelim. Videoyu açacağız tekrardan. Siz de o sıra bir abone olun. Bir videoyu beğenin. Evet arkadaşlar, Almaty'nın meşhur caddenin ismini unuttum gene ya. Uydurdum. Murat Bey değil de A'la başlıyordu. Yazarım ben bunun altına da. Geldik oraya. Burada insanlar böyle oturuyor. Arkada müzik çalıyorlar. Gayet güzel bir caddesi var. Telefonumuzu da yaptırdık. Hatta Türkiye'nin bir 1/3, 1/4 fiyatını yaptırdı. Adam Türk olduğumuzu öğrenince çok düşüğe yaptırdı. Biz kardeşiz falan dedi. Yani telefondaki sorunu da çözüyordu. Şu an çok mutluyuz. Hep beraber Almaty'yi
bir gezelim bakalım nasılmış. Şimdi güzel bir park var, oraya götüreceğiz sizi. O ara giderken de siz de bir etrafı izleyin. Evet, Kazakistan'ın meşhur parkına geldik arkadaşlar. Bu meşhur bir kilise var burada, çok böyle renkli renkli. Tam Zengov Kilisesi'ydi yanlış hatırlamıyorsam, Zengov Katedrali. Böyle parka geldik de bu Sovyetlerin en çok sevdiğimiz özelliklerinden biri de bu ya. Şehrin her yerinde park var. Ve yani şu an şehir merkezinin ortasındayız ama sessizliği çok güzel. Evet, sessizliği böyle. Hatta buraya gece gelsem böyle insan böyle o sessizlikte kafayı sıyırır gibi değil mi böyle? Hani hiç böyle sessiz bir ortam. Acayip huzur verici. İnsanlar buralarda çimlere mimlere yatıyor. Vakit geçiriyorlar. Yani, geldik mi şu soldaki mi? Yani, aa gelmişiz. Bu gelmişiz. Kilise. Bir de burada meşhur sönmeyen ateş var. Sovyetlerin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki savaşında. Yanlış söyledim. İkinci Dünya Savaşı'nda sonraki zaferini temsilen. Çok güzel. Ve o meşhur kiliseye geldik arkadaşlar. Bu meşhur kilisenin içine bir bakalım nasılmış. Şey yok, kapısında kamerayla çekim çekim yasak falan filan yazmıyor ama. Yasak anlamıyor. En azından bir bakalım içeri nasılmış. Her zamanki gibi burada dilek dua ediyorlar, mum yakıyorlar. İçeride böyle bir baharat kokusu var ya. Hoş bir koku var içeride. Kiliseden çıktık arkadaşlar. Ama böyle bir baharat kokuyor. Ben çok kiliseye girdim, ilk defa bu güzel kokuyor ya bence. İçi bence çok güzel ya. Diğerlerine göre gerçekten güzel. Bu muhtemelen Rus yapımı bir kilise. Zaten mimarisi de böyle bir Sovyet esintisi var yani. Moskova'daki bir tane şey binaya çok benziyor. Kremlin Sarayı işte. Direkt devlet mi? Devlet Sarayı. Putin Sarayı. Çok benziyor. Bu gayet yani güzel bina yapmışlar ya. Ya tabii o bizim mesela bir camilerdeki o şeyi biz hissedemiyoruz ama buraya gelen yani Hristiyanlık inancına inanan insanlar hissediyordur. Acaba bağlayarak mum dikiyor insanlar. Ya bizim şey olarak çok beğendik ama içini. Ben gayet, tasarımına bakıyorum yani. Gayet güzel yapmışlar. Burada da insanlar çok voleybol oynuyor arkadaşlar ya. Seviyorlar bu Kazaklar voleybolu. Şu arkada da oynuyorlardı. Köşe boyucuk her yerde var ya. Çok güzel ya, bu Sovyet esintilerinin bu parklarına helal olsun yani, doğaya güzel davranmışlar. Her yerde ağaç var arkadaşlar, şehrin ara sokakları dahil, binaların yanlarında, bizim kaldığımız hostel böyle binalar var etrafında, her yerde ağaç var ya. Yani şeyini bilmiyorum ama milyonlarca diyorlar buradaki ağaçlar, çok fazlaymış sayısı. Ha, burada kardeşimiz müzik yapıyor. Kazak çalgısı muhtemelen meşhur. Bir an domra şey yapacak canlıma. Ona benziyor ritmi.
Olabilir, belki çalabilir. İnsanlar burada iş çıkışı, okul çıkışı gelip dinleniyor ya, gayet güzel. Vallahi tam pilates yapılacak ortam gerçekten. Ve yani böyle bu bir tane park yok arkadaşlar. Bir sürü park var burada ya. Şehrin her yerinde park var ya. O yüzden de fark ettiysen kalabalık değil yani. Şey değil. Her yerde park olduğu için insanlar yakın olana gidiyor. Bu park mesela ne olur? Mesela Eskişehir'de 3-4 tane vardır en fazla park. Daha fazladır tabii de. Bu öyle büyüklükten bahsediyorum ben abi. Niye? Mesela... Kalabalık oluyor. Niye? Çünkü az. Ama burada her mahallede park var. Her mahallede böyle. Şimdi bu meçhul asker anıtına gidelim. Sönmeyen ateşe gidelim. O burada değil miydi? Burada. Şurası hemen. Orada görüşürüz. Meçhul asker anıtına geldik. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki kahramanlığı temsil ediyor. Onlar orada ölen insanları ruhuna atfedilmiş bir anıt. Sovyet anıtı ve şurada da Sovyet devletlerinde, Rusya'da var. Yani çoğu bu gezdiğimiz eski Sovyet topraklarının hepsinde şu sönmeyen ateşten var arkadaşlar. Bu ateş hiç sönmüyor. İkinci Dünya Savaşı'na dan sonra yapılmış. Hemen hemen Sovyet ülkelerinin hepsinde var. Şurada zaten tarih yazıyor. 1941-1945. Hitler'in Almanya'sı, Nazi faşizmine dur demiş Sovyet ülkeleri, biliyorsunuz. Almanlar Rusya'ya doğru geliyor. Ama Sovyet devletleri Almanları yeniyor ve hatta Doğu Berlin, Batı Berlin oluyor. Yani belki de Ruslar sayesinde dünya Nazi faşizminden kurtuluyor. Şurada da gelin ve damat var. Fotoğraf çekiliyorlar. Özgürlük ateşi. Bunun ismi Özgürlük Ateşi herhalde. Ya. Tam ismini bilmiyorum ama sönmeyen ateş. Çok ilginç ya. Sürekli yanıyor. Burası da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Korkutmayı bana vuracağız zannettim. Evet, Astana'da ilk günümüzde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beraber keşfettik şehri. Biz gerçekten Taşkent... Ben burayı çok beğendim. Birdi benim için...